Herkese merhaba. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Yeni çarşamba gününe denk geldik. Çarşamba günü bizim için soru cevap günümüzdü. Geçen hafta yine sizden bazı sorular topladım kök hücre tedavisi hakkında ve bunları yanıtlamak için hazırım her zamanki gibi. Kök hücre tedavilerine biraz girecek olursak arkadaşlar, biliyorsunuz ki aslında birden fazla kök hücre tipi var. İşte kulak arkasından alınan fibroblast dediğimiz, işte yağ hücrelerimizden alınan mezenkimal hücre dediğimiz, işte saçımızdan alınan saç folikül hücresi dediğimiz, işte kıkırdaklardan alınan kıkırdak kök hücresi gibi, osteoblast kök hücresi gibi kök hücre tipleri var arkadaşlar. Biz estetik alanında en çok hangisiyle ilgileniyoruz biliyorsunuz? Kulak arkası, işte karın yağları özellikle kadınlarda çok verimlidir biliyorsunuz. Erkekte de tabii ki verimli ama kadınlarda östrojen bulunduğu için özellikle alt karın ve iç bacak yağları çok kıymetlidir. Onun haricinde de bir de biliyorsunuz saç kök hücresiyle çok fazla ilgileniyoruz. Her birinin aslında etkinliği ve yapılış mekanizmasında bazı farklılıklar var. Artık en çok ne kullanıyoruz diyecek olursanız, işte kulak arkası kök hücresini laboratuvarda 3 seans kadar bize yetecek şekilde ürettirip, bir de ben bunu sadece böyle yapmayı sevmediğim için hani sizin kendi kanınızdan da jelleştirilmiş, size aslında bir gübre görevi, toprak görevi görebilecek en iyi materyaliniz kendi kanınız olduğundan ötürü onu biraz dolgu kıvamına getirip o kök hücreleri hapsedip size öyle vermeyi tercih ediyorum. Böylelikle etkinliği %40 daha fazla artıyor. Yine keza karın yağ kök hücresinde artık ameliyat şartlarına ihtiyaç yok biliyorsunuz ki. Klinik şartlarda cilt altı dokunuzdan 30-50 cc kadar yağınızı çekip buradaki cihazla ayrıştırıp hemen anında transfer yapabiliyoruz. İkisi de kırışıklık açmada, akne izi, yara izi tedavi etmede, saç çıkartmada, artı cildin hani anti-aging'ini, işte boyun kırışıklığından tutun cildin genel olarak renginin dengelenmesi, göz altlarının dengelenmesi, dudak çevresi kırışıklıklarının geçmesi, genel olarak cildinizin 8-10 yaş gençleşmesi için en önemli, en top tedavilerden bir tanesi. Kulak arkası kök hücreyi bazen şöyle de tembihliyorum hastalarımıza. Genelde insanlar 35-40'ından sonra kök hücre tedavisine başvuruyorlar. Ama ben de dahil olmak üzere işte 32 yaşımda mesela kök hücremden aldırttırdım. Bir seans kadar ürettirdim. Şimdi kendime transfer ettirmeyi bekliyorum. Yani kendi kendime yapacağım o işlemi ve size de söyleyeceğim. Bunu neden yaptım diyecek olursanız, kulak arkası kök hücremi saklama avantajım var. Ve böylelikle o dokuyu saklayarak 60 yaşımda da 32 yaşımdaki kök hücremi kullanabilme şansım var. Başıma hiçbir rahatsızlık gelmeden kendime bir nevi sağlık güzellik sigortası yaptırma şansım var. Bunu da dipnot olarak sizlere hatırlatıyorum. Hadi şimdi sorulara geçelim. Bakalım bana neler sormuşsunuz bu hafta. Merhabalar, düzenli mezoterapi mi yoksa kök hücre mi? Az önce bahsettiğim gibi aslında mezoterapiler birçok konuda iyi gelir. Biliyorsunuz işte saç için, selülit için, çatlak için, işte anti-aging için, lifting için, ondan sonra gözaltı morluğu içindir, yok cilt sıkılaştırmak, yok leke açmak, birçok sebeple mezoterapi yaparız. Ama burada konumuz eğer ki gençleşmek, kırışıklık açmak, cilt canlandırmaksa kök hücrede bir altın vuruş elde edebiliyoruz. Ama mesela konumuz leke açmaksa kök hücre, yani leke açmak için birinci aklımıza gelecek tedavi değildir. İzde, kırışıklıkta, cilt canlandırmada kök hücre altın vuruş yapacağımız bir tedavi. O yüzden mezoterapi mi kök hücre mi derken kişiye göre karar vermek diye söylüyorum size. Bir de kök hücrelerinizi yaptırdıktan sonra kök hücrenizi gene 6 ayda bir mezoterapiler yaptırmaya devam ederek de pekiştirebilirsiniz. Çünkü birisi vitamin, mineral desteği, amino asit, peptit desteği diye düşünün. Birisi kendi hücreleriniz diye düşünün. O yüzden aslında hani birbirinden uzak değil ama bazı konularda farklı tercihlerimiz olacağımız yapılar diye düşünün. Hangi durumlarda kök hücre tedavisi uygulanır? Biraz bunu açıkladım açıkçası. Hani saçımızdan tutun kırışıklığımıza, göz çevremizi gençleştirmekten, dudak gençleştirmeye, işte akne izinden, gözenek sıkılaştırmaya, cilt tonunu biraz dengelemekten, ama asıl lekeyse dediğim gibi tam kök hücre değil bunun kaynağı. Hani yani tedavi edecek kaynağı. Çünkü lekeyi zaten vücudumuz yapıyor diye düşünün. Kodlarını değiştirmemiz gerekiyor. Ya da aknede yine mezoterapiye öncelik vermeliyiz. Rozede yine mezoterapiye öncelik vermeliyiz. Çünkü ciltte zaten bir rahatsızlık var diye düşünün. Ama öteki türlü cilt gençleştirme, kırışıklaşma gibi konularda altın vuruş olarak düşünebilirsiniz. Ya da saçta biliyorsunuz artık yeni teknoloji, her saç ekimi hastasını bunu vurgulayarak söylüyorum, kök hücre tedavisine ihtiyacı var arkadaşlar. Bir kere zaten saçlarınız toprak verimsiz hale geldiği için, kurak hale geldiği için dökülüyor. Dökülme ataklarınız da devam edebilecek. Saçlı derinin iyileştirilmesi, yani o toprağın havalanıp oksijen
ne boğulması, başka yeni hücrelere boğulması sizin kendi saçlarınızın zaten %35-40 oranında çoğalmasına, var olan saçların kalınlaşmasını sağlayacak. Ama evet, çok uzun süre dökülmüş mesela önde boşluklarınız varsa da oralara tekrar saç ekimi planlanması yapılması gerekecek gibi düşünün. Bu mantıkla bunu tekrar tekrar söylüyorum. Sevgi Hoca demişti dersiniz. 5 yıl içerisinde herkes anlayacak ki her saç ekimi hastası öncelikle kök hücre hastasıdır arkadaşlar. Yüzdeki sarkıklıklara iyi gelir mi? Pet çektirmek gerekiyor mu işlem öncesi? Hayır, hani eğer ki sizin bir böbrek yetmezliğiniz yoksa, kan hastalıklarınız yoksa, kanseriniz yoksa, kök ya da bulaşıcı hastalıklarınız yoksa, işte hepatit gibi, AIDS gibi vesaire, kök hücre tedavilerini yapabiliyoruz sizlere. Bundan öncelikle hani bir PET çektirme, bir görüntüleme çektirmeye ihtiyacımız yok. Tabii ki yüzdeki sarkıklıklara iyi gelir ama yüzdeki sarkıklıklar biliyorsunuz sadece cilt gevşekliğine bağlı olmayabilir. Cilt altı dokunuz boşaldıysa gene dolgu yapmamız gerekebilir. Cildiniz fazla sarklıysa gene askı yapmamız gerekebilir. Ama kök hücre tedavisi cildinizin toplaşması ve gençleşmesi için dediğim gibi altın vuruş tedavilerden biridir. Bir soru daha buldum. Vitiligo tedavisinde kök hücre fayda sağlar mı? Olumlu sonuç alır mı? Özellikle yüz bölgesinde. Şimdi vitiligo biliyorsunuz kronik bir rahatsızlık ve vücutta değişen melanosit hücreleriyle alakalı bir rahatsızlık. Artık bunun için daha farklı tedaviler var arkadaşlar. Nasıl daha farklı tedaviler var? Adı üzerinde hani bir hücre var orada bizim işimize yarayacak melanosit diye. Sizin vitiligo olmayan bölgelerinizden o hücrelerin toplanıp diğer vitiligo olan bölgelere verilebilecek tedaviler var. O yüzden biz asıl böyle tedavilere yönlendiriyoruz vitiligo hastalarını. Yani böyle tedaviler yapıyoruz ve bir laboratuvar işbirliğiyle yapmak zorundayım. Çünkü o hücrelerin ayrışmasını ve bana teslim edilmesini sağlaması için. Dolayısıyla vitiligo hastalarını son zamanlardaki en top tedavi aslında bizim yaptığımız klasik kök hücre tedavileri değil, melanosit hücrenin ayrıştırılarak, keratinosit ve melanosit hücrenin ayrıştırılarak verildiği tedaviler. Bunu da bilin isterim. Sivilce çukurlarının tedavisinde iyi midir? Kanserli hücreyi besler mi? Kanser varsa dediğim gibi yapmıyoruz. Ama geçirilmiş, iyileşmiş, %100 vücutta temizlendiğine emin olduğumuz bir kanser hastasıysanız gene yapabiliyoruz. Çünkü hücrelerinizde hani özellikle fibroblast hücresini tercih ediyoruz. Çünkü hücreleriniz bazı testlere tabi tutuluyor. O testlere göre bir sıkıntınız yoksa o tedavi protokolünü uygulayabiliyoruz. Ama sivilce çukurlarını az önce söylediğim gibi eğer hastanın akut akne dönemi bittiyse, sadece sivilce akne izi kaldıysa hastada, en sevdiğim tedavilerden özellikle hem kulak arkası kök hücreyi de severim ama özellikle burada bir seansta karından yağ alıp kök hücre yapmayı daha çok severim. Çok hızlı bir geri dönüşüm hisseder hastalar. Dediğim gibi kök hücre şu anda altın çağına girmek üzere en top tedavilerimizden bir tanesi. O yüzden bence kök hücre tedavilerinin 5 yıl içerisinde daha da hayatımıza oturacağını hesaba katarak siz öncülerden olabilirsiniz. Ben de çok yoğundur 4 senedir vesaire, yani yaklaşık 4-4,5 senedir kök hücre tedavilerine ağırlık veriyorum aynı zamanda. Biliyorsunuz her şeyi kullanıyorum ben. Nokta atışı ama maliyeti de düşürecek şekilde kök hücre tedavisi yaptığım hastalarım inanın çok oluyor. Sizleri de bekleriz. Kliniğime ulaşmak için 0530-915-6931'den gerekli muayene randevunuzu ve detaylı bilgilerinizi alabilirsiniz. Bir çarşamba gününde daha sonuna geldik. Hadi gelin yeni haftanın konusunu belirleyelim. Bence yeni hafta bu kadar konu konuşmuşken biraz daha basic konulara girelim istedim. Mesela gerçekten siyah nokta tedavi oluyor mu? En doğru cilt bakımı ne? İşte hangi maskeler kime daha faydalı? Yani biz çok daha aslında rasyonel konuları konuşuyoruz sizinle. Çok inovatif bir hekim de olduğum için hani çok geniş kapsamlı konuları konuşuyoruz. Ama bazen de çok basic konular gözden kaçıp hastalar bu konularda bazı olumsuzluklar yaşıyorlar. İşte peelinglerle ciltleri yanabiliyor. İşte basit bir sürdüğü kremle işte cildinde dermatit gelişebiliyor. Hadi gelin daha basic konulara, hani cilt bakımı konularına inelim sizinle birlikte. Bu hafta da bana cildin doğru ürünlerle bakımı hakkında, işte siyah nokta gibi, işte sivilce bakımı gibi, hangi ürünler daha doğrudur gibi konuları konuşalım sizlerle. Biliyorsunuz bir de evde güzellik.com.tr'de klinikten eve yolculuk yaptırdığım bir sistem daha var. Bunun Instagram hesabında takip etmenizi ve web sitesini takip etmenizi ve sizin de oradaki benim videolarımı izleyerek doğru ürünlere alışveriş yapmanızı sağlamaya çalışıyorum.
O zaman ne diyorum? Sağlıklı günler diliyorum. Her şey iyilik, güzellik ve sağlıklı bir arada olsun diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ve YouTube hesabımı takip etmeyi, Instagram hesabımı takip etmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tabii ki bir de like atın bence. Hoşça kalın.